Erzurum'a uğurlamak için Levent'teki Afet Yolal Camii'nde toplandı. Cenaze kılınacak, cenaze namazının ardından da Edirne Kapı mezarlığına defnedilecek. Peki Arda Duman'a neler olmuştu, ondan da bahsedelim. Arda Duman 22 Mart günü Boğaziçi Kampüsü'nden çıktı, okuduğu Boğaziçi Kampüsü'nden çıktı ve Kilyos'a giden bir otobüse bindi. Ve o günden sonra bir daha da Arda'dan haber alınamadı. Yaklaşık 6 günlük bir kayıbın ardındansa polis ekipleri, AFAD, arama kurtarma, hassas burunlu köpekler ve AKUT ekipleri Belgrad Ormanı'nda bir arama başlattı. Ve bu aramanın ardından da cep telefonu sinyalinin en son Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu bölgesinden geldiği tespit edildi. Ve aramalar işte Neşet Suyu bölgesinde yoğunlaştı. Dün akşam itibariyle de o acı haber geldi. Yapılan çalışmalarda Arda Duman'ın cansız bedeni Neşet Suyu bölgesinde bulundu. Bugün ise onu seven arkadaşları, yakınları, komşuları, akrabaları, ailesi hepsi hüzün içinde. Levent'teki Afet Camii'nde şu anda toplandılar ve şu an hava soğuk olduğu için büyük bir çoğunluk içeride bekliyor. Saat 16.45 itibariyle de tam bu noktada cenaze namazı kılınacak. Ardından da cenazesi Edirne Kapı mezarlığına defnedilecek. Büyük bir hüzün içinde, özellikle annesi, babası, gözyaşları içinde. Acı haberle birlikte yıkılan arkadaşları da şu anda camide. Saat 16.45 itibariyle kılınacak cenaze namazıyla birlikte Arda Duman son yolculuğuna uğurlanacak ve Edirne Kapı'daki mezarlığa defnedilecek diyelim ve